özel. Herkese selamlar. Yepyeni bir otel inceleme videosuyla beraber sizlerle beraberim. Az önce sanki benle beraber sesli de duyduğunuz gibi aşağıda bir piyano sesi geliyor. Gelin ilk başta o ses nereden geliyor bir bakalım. Daha sonra tekrardan gelip odaya bakalım. Biraz da acıkmaya başladım. Yemek de yiyebiliriz belki sizlerle beraber. Hadi önce bir salona bir bakalım. Neredeyiz? İzmir'deyiz. Kaya Termal'deyiz. Kaya Termal gerçekten İzmir'in en iyi termal otellerinden bir tanesi. Termal dedim. Neden termal diyorum? Çünkü hemen yanı başında termal bir havuz bulunuyor. Şortumu unuttum. İnsanlar burada eğlenirken ben ise ne yazık ki havuz başında değil de Antalya videosunda olduğu gibi odamda oda inceleme videosuyla başladık. Peki ne yapacağız bugün? Sizlerle beraber buradaki kaldığım odayı inceleyeceğiz. Peki sürekli böyle lüks otellere mi gidiyorum? Tabii ki de hayır. Kampa da gidiyorum, hostellerde de kalıyorum. Ama bazen de böyle lüks otellere geliyorum ve sizler için gelirseniz eğer ne ile karşılaşacağınızı göstermek için böyle videolar çekiyorum. Balık videolar çekiyorum, drone videolar çekiyorum. Birbirinden farklı videolar çekiyorum. Ne varmış odamda? Ne gibi hizmetler veriyorlarmış? İnceleyelim. Daha sonra da acıktık ve yemek yemeye gidelim. Akşam yemeğine. Odaya gider girmez karşınıza bir pencere ve termal havuzun ta kendisi hemen hemen gördüğünüz gibi tüm odalardan görünebiliyor. Ve şurada bir kül tablası var. Önemli bir ayrıntı. Demek oluyor ki burası sigara içilebilir bir oda. Burada güzel bir çalışma masası. Bir ışık var. Az önce ben açtım. Bakalım çalışmadığını kontrol edelim iyice. Kapandı. Güzel. Çalışıyor. Otel hakkında info bilgiler. Bir tane sandalye diyebiliriz. Rahat mı bakalım? Bakalım. Daha iyi olabilirdi. Böyle bir otele daha güzel sandalyeler, koltuklar yakışacağını düşünüyorum. Diğer inceleme videolarını şuraya koyuyorum. İzlerseniz ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Antalya'da, Ankara'da falan bu tarz videolar çekmiştim. Hemen yatağımın başucunda bir telefon. Bir tane priz. Burada telefon numaraları var. Bu neymiş? Şöyle yapalım. O, buranın ışığı. O zaman bu da... Evet. Burada da bir... okuma ışığı. Çift kişilik bir yatak bulunuyor. Birazcık bozdum. Sizden önce geldim tabii. Bir çekmece var. Boş bir çekmece. Powerbank'im. Yine aynıları. Burada. Lütfen acil durumda kırmızı butona basınız. Basmayalım. İki tane bornozumuz var. Askılar var. Burada iki tanesi yok. Onları ben aldım. Eşyalarımı koydum. Yani normalde vardı. Burası boş. Burada bir kasa var. Biraz eski ama iş görür diye düşünüyorum. Kıyafetlerle ilgili şeyler. Her otelde olduğu gibi. Bir kere de ayakkabı sileceği. Bunu ben kullandım. Oda içinde terlik. Özel ücretli de diyor. İçerisinde şarap, Pringles, Çerez filan, Haribo var. Kahve ve sular ücretsiz. İki tane bardak koymuşlar. İki tane raf. Ve mini dolap. Gelelim ayrıntıya. Bunu açarsak ücret öder miyiz bilmiyorum ama merak ettim.
Hadi bakalım içinde ne varmış. Wow. İçerisinde çikolatalar, alkollü içecekler ve alkolsüz içecekler. Demek oluyor ki bunların hepsi içecekli. Klima ayarları. İki tane havlu. Yine acil durumla ilgili bir ip. Onu da çekiyoruz. Çekmeyeyim ben. Yine bir havlu. Ayak havlusu. Hop, bir de duş. Gayet iyi. Bu da çalışıyor. Haya Hotels yazan duş jeli, şampuan, el sabunu. Bunlar kulağımız için güzel peçete. Bir ayna bu şekilde. Bir ayna da burada var. Genelde şöyle oluyor. Buraya ışık koyuyorlar. Şuradan ışık vuruyor. Wow, bunu sevdim. Tuvaletteyken resepsiyona telefon açabiliyoruz. Oh! Ups. Biraz fazla açtık galiba. Neyse. Aa, iki havlu da burada var. Sese doğru gidiyorum tekrardan. Çok iyi çalıyor. Daha önce birbirinden farklı otellerde bulunduğumu söylemiştim. Ama bu piyano örneği çok farklı çünkü hiçbir otelde otelin salonunun içerisinde tam ortasında bir piyanist ve bir piyano ne yazık ki görmedim. Kaya Termal'e çok güzel bir puan verme sebebi diyebilirim. Güzel düşünmüşler misafirler için. Birçok misafir şu anda dinlenirken piyanosunu dinleyebiliyor. O zaman acıktıysak birazdan akşam yemeğine ineceğim. Sizlerle beraber sizleri de götüreyim. Akşam yemeği açık büfe mi? Antalya'daki otel gibi yoksa Ankara'daki otel gibi küçük bir order tabağında kendileri mi getiriyor? Hadi gelin beraber bakalım. Antalya Akrabalut'u hatırlıyorsunuz. Akrabalut'ta da yine açık büfe vardı. Burada da açık büfe var. Sistem hemen hemen aynı. Hadi bakalım bugün ben ne yiyeceğim sizlerle beraber. Hepsinden biraz karıştırsam mı? Turkish style mi yapsam bilmiyorum. Kararsız kaldım. Burada dana haşlama var. Bu arada kesinlikle elimizi hiçbir şeye sürmüyoruz. Pandemi kurallarından dolayı. Dana alayım biraz. Teşekkürler, yeterli. Humus mu? Humus. Brokoli. Yoğurdumuz var, haydari. Kereviz, zeytinyağlı. Mantar salatası var. Yarma vereceğim, cevizli yarma. Burada patlıcan salatası var, yoğurtlu. Çok teşekkürler şefim. Bir de şurada ıspanak vereyim. Hafiften alsam, tamamdır. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Akşam yemeğini sizlerle beraber başlayacağız. Salata çeşitleri. Burada gördüğünüz soğuk mezeler. İşte İzmir köfte, pilav, dana, haşlama. Haşlama. Söyleyemedim. Yiyeceğim. Sistem çok iyi. Şefler size servis ediyor. Siz söylediğiniz kadar. Çok güzel. Sevdim yani. Yine Akrabalut'taki gibi. Yani bazı oteller şey yapıyor. 5 yıldız oteller.
pandemiden dolayı diyor. İşte sadece bir tabakta birazcık koyuyor, biraz koyuyor. Maliyetten kaçmak için o tarz şeyler yapıyor. Ama bu otel böyle yapmamış. Benden yine bir yemek konusunda 5 puan aldı. Meyveler ve tatlılar bölümü de var. Canınız çekmesin diye göstermeyeceğim. Sabah görüşürüz o zaman. Günaydın. Video bitti sandın değil mi? Birazdan kahvaltı iniyoruz. Bakalım benim görüş açımdan kahvaltı nasılmış? Taze kaymak alabilirim. Tabii. Bunu ister misiniz? Yok, yeterli. Herhangi bir şey. Bu kadar. Peki. Bir tane kruvasan, bir tane simit parçası, bir tane de poğaça alayım. Teşekkürler. Bu da bir şişer parçası. Ve istediğimi yiyebildiğim bir kahvaltı. Şu anda gördüğünüz gibi bütün peynir çeşitlerinden birer dilim aldım. Zeytin, domates falan. Çayım. Bence güzel bir sistem yapmışlar. Bu otel de bu yönden güzel bir sistem yapmış. Bir order tabağıyla sizi zorunda bırakmamış. Şunu yemeye, bunu yemeye. Bu yüzden çok sevdim yani. Böyle güzel bir oteldi. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben size göstermeye çalıştım. Sizin görüşleriniz ve yorumlarınız çok önemli. Diğer videolarda, diğer inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.